Ekranda bir kalp ultrasonu ya da diğer adıyla eko görüntüsü var. Kalbin dört odacığını görebiliyoruz arkadaşlar. Sol kulakçık ve sol karıncığı sırasıyla LA ve LV olarak işaretledim. Kırmızı ok, sol kulakçıkla sol karıncık arasındaki kapağı yani mitral kapağı işaret ediyor. Ve eğer dikkat ederseniz mitral kapağın açılmadığını görebilirsiniz. Mitral stenoz, bu kapağın daralması ya da açılmaması durumuna verilen attır. Evet, Mitral stenozu kısaca dar bir mitral kapak olarak tanımlayabiliriz. Buraya bir de akciğer çizimi ekleyip kanın kalbin sağ tarafından akciğerlere, sonra da kalbin sol tarafına nasıl ulaştığını anlatacağım. Bu okların akciğer toplar damarları olduklarını düşünelim, tamam mı? Akciğer akciğerin bu damarları yani pulmoner toplar damarlar sol kulakça yani LA yazdığım yere ve sol karınca yani LV yazdığım yere bağlanırlar. Burada daire içine aldığım ise mitral kapak. Kan sol kulakçıktan sol karıncaya doğru akar. Sonra aort aracılığıyla vücuda dağılır. Sol kulakçığa gelen kanın akciğerlerden geldiğini de biliyoruz. Ve bu kan, yani sol kulakçığa gelen kan, sol karıncaya geçemezse sol kulakçığa ve buradan da akciğerlere geri teper. İsterseniz mitral stenozun nedenleriyle devam edelim videomuza. Mitral kapağın daralmasına neler sebep olabilir dersiniz arkadaşlar? Öncelikle romatizmal ateş hastalığını not edeyim. Aslına bakarsanız kalbi etkilediği için romatizmal kalp hastalığı demem daha doğru olacak. Nedenlerden bir diğeri endokardit olabilir ve bu da kapağın e, enflamasyonudur. Bunlar Mitral stenozun ana nedenleridir. Daha farklı nedenlerden de bahsedebiliriz, ancak bu videoda ben bu ana nedenlere odaklanmak istiyorum. Romatizmal ateşin nedenleri nedir dersen bana ne cevap verirsiniz? Buna sebep olan belirli bir bakteri vardır ve bu bakteri Grup A Streptokok grubuna dahildir. Tamam mı? Grup A Streptokok. Yani kısaca ben bunu GAS olarak not ediyorum. Bu gruptan romatizmal ateş hastalığına sebep olan bakterilerin adı streptokok piyojenlerdir. Piyojenler. Bu bakteri strep boğaza sebep olan bakterinin ta kendisidir. Biri streptokok enfeksiyonu ya da farenjit yani boğaz enfeksiyonu geçirdiğinde hastalık olması gerektiği gibi tedavi edilmezse birkaç hafta içinde hastada eklem ağrısı yani antralji Kalp sorunları örneğin üfürüm ve bazı deri sorunları ve başka belirtiler gözlemlenmeye başlanabilir. Bunlar arasında eklem, deri ve bu videonun da konusu olan kalp sorunları şimdilik odaklanmak istediğim belirtiler. Bu bakterinin sebep olduğu enfeksiyonun kalp sorunlarına yol açmasını moleküler taklitle açıklayabiliriz. Şimdi size yeşille üçgen şeklinde bir antijen ve kırmızı bir antikor çiziyorum. Antijen, vücudumuzun bağışıklık sisteminin bu antikor ile tepki verdiği bakterinin bir parçasıdır. Ama bu antijen, yani strepiyojen, kalp kapak dokusu bileşenlerine ya da antijenlerine çok benzer olan normal antijenlere de sahiptir. Bu sebeple de belirli bir enfeksiyona yönelik üretilen bu antikorlar kalbe de saldırmaya başlayabilirler. Diğer belirtilerin ortaya çıkmasının sebebi de bu antijenlerin eklemlerde, deride ve vücudun diğer kısımlarında da bulunmasıdır. Romatizmal ateşin erken lezyonu mitral regürjitasyondur. Ama geç lezyonu başka bir durumdur ve bu enfeksiyonun tekrarlayan ataklarından sonra mitral stenoz olarak ortaya çıkar. Evet, mitral stenoz romatizmal ateşin tipik belirtilerinden biridir. Bir kere daha özetlemem gerekirse, kalpteki sorunlara strepiyojen enfeksiyonu yani bakterinin kendisi sebep olmaz. Kalp sorunlarının sebebi bu enfeksiyona tepki gösteren kendi bağışıklık sistemimizdir. Evet, sırada endokardit var. Bu kalp kapaklarının enfeksiyonudur. Buraya infektif yazıyorum. Çünkü endokarditin daha nadir görülen başka türleri de vardır ama genelde karşımıza çıkan bir bakteri, mantar ya da virüs aracılığıyla ortaya çıkan infektif endokardittir. Infektif endokardit farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin çok kötü bir bakteri tamamen normal olan bir kapağı bile enfekte edebilir. Örnek olarak Staphylococcus aureus'u verebilirim. Kısaca S. aureus yazalım. Hasarlı bir kapağın enfekte olması da söz konusu olabilir. Demek istediğim kalp kapaklarından biri hasarlı olan birine bulaşan çok da tehlikeli olmayan bir bakteri de kalp kapağı enfeksiyonuna sebep olabilir. Buna örnek olarak da ağız florasında normal bir şekilde kolonize olan viridans streptokokları verebilirim mesela. Bu aslında bir bakteri sınıfıdır ve ağızda yaşar. Bazılarının Diş doktoruna gittikten sonra kalp kapağı enfeksiyonu geçirmelerinin sebebi bu bakterinin diş doktorunun uyguladığı tedavi sırasında kana geçmesidir. Son olarak bir de kalp kapağı protezini listeye eklemek istiyorum. Burada sorumlu olan ise Staphylococcus Stafilokok epidermitis ya da kısaca S epidermitistir. Bu bakteri protez kapaklar üzerinde tabakalar oluşturur. Bu sayede hayatta kalırlar ama ciddi sorunlara yani endokardite yol açarlar. Karşımıza çıkacak en kötü bakteri genelde akut bakteriyel endokardite, çok kötü olmayan bakterilerde sub akut bakteriyel endokardite yol açar. Yani kötü bakteri çıkıyorsa akut bakteriyel endokardite, çok kötü olmayan bakterilerde sub akut bakteriyel endokardite yol açıyor. İnfektif endokardite bakterilerin, virüslerin ve nadir de olsa mantarların sebep olduğunu bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Evet, Şimdi de mitral stenozun işaret ve belirtilerinden bahsedelim. Bunlar arasında mitral stenoza benze, sebep olan durumun belirtileri de olabilir tabii ki. Yani e, sebep olan durum neyse onun belirtilerini tabii ki görüyoruz. Örneğin, şöyle anlatayım daha iyi anlaşılacak. Örneğin biri bir enfeksiyon sonucu endokardit olduysa hastada enfeksiyonun tipik belirtileri de olur. Yani ateş, üşüme, ak yuvar sayısının artması gibi şeyler gözlemlenir. Ama mitral stenozun işaret ve belirtileri için kalp ve kalp fizyolojisi ile ilgili olan işaret ve belirtilerden bahsetmemiz de gerekir. Akciğer çizimine geri dönecek olursak, oksijenlenmiş kan buradan sol kulakçağa geri döner, mitral kapaktan geçerek sol karıncağa gelir, sonra da aort aracılığıyla vücuda dağılır. Kan, sol kulakçağa ve akciğerlere doğru geri geldiğinde, vücuda gidecek kanın hacmi düşmüş olur, öyle değil mi? Bu sebeple yorgunluk, nefes darlığı, dokuların olması gerektiği gibi oksijenlenemediği için egzersiz intoleransı ve kan akciğerleri geri teptiği için de öksürük gibi belirtiler görülebilir. Eko'da, fiziksel muayenede ya da EKG'de görülebilecek diğer işaretler arasında kan sol kulakçığa geri geldiği için sol kulakçık genişlemesi, pulmoner e, konjesyon ya da ödem görülebilir ve karakteristik oskültatif bir bulgu olarak diastolik gürültü duyulacaktır. Diastolik gürültüden önce gelen ve yine karakteristik olan bir başka bulgu olduğunu da hatırlıyorsunuz değil mi? Neydi o? Açılma sesi. Evet. Bu belirtileri unutacak olursanız sol kulakçıktan sol karıncağı olan kan akışını durdurduğunuzu düşünün, tamam mı? Kan akciğerlere doğru geri gelir öyle değil mi? Bunu hatırladıktan sonra da mitral stenozun işaret ve belirtilerini zaten tahmin edebilirsiniz biraz düşününce.